dünyanın en izole toplumlarından biri olan Sentinel kabilesi, esrarengiz ve vahşi yaşamıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Hem İngiliz hem de Hintli antropologların çalışmalarına konu olmuş, fakat tam anlamıyla bağlantı kurulamamış sıra dışı Sentinel kabilesinin dosyasını sizler için videomuzda açıyoruz. İlk bakışta bu ada size zararsız gibi gelebilir ama dünyanın en tehlikeli adası. Kuzey Sentinel Adası, Hint Okyanusu'nun ortasındaki büyük adaman takım adalarının kıyısında bulunmaktadır. Kayıtlara geçen tarihin başından beri dış dünya ile bağlantıyı reddeden ada halkı yüzyıllardır gizemini ve ürkütücülüğünü koruyor. Peki ama bu ürkütücü adada kimler yaşıyor ve neden hala kimse bu adaya gitmeye cesaret edemiyor? Kuzey Sentinel Adası'nda yaşayan ve medeniyeti sert bir şekilde reddeden yerlilerin Afrika'da yaşayan ilk insanlar oldukları tahmin edilmektedir. Andaman ve yakınlarındaki Nikobar Adaları Hindistan toprağı sayılıyor. Bu yüzden Andamanlı yerlilerin yanı sıra birçok Hintli de bu adalarda yaşıyor. Bu adalardaki en yüksek popülasyon Jarava kabilesine ait. Fakat onlar da Andaman Adası yollarında yapılan insan safarilerinin kurbanı oluyorlar. Turistler safari araçlarına binip kabilelerin yaşadıkları yerlerden geçiyor ve yaşamlarını bir gösteri gibi izliyorlar. Elbette bu da kabilelere büyük rahatsızlık veriyor. Fakat böyle bir geziyi Kuzey Sentinel Adası'nda asla yapamazsınız. Çünkü bu küçük adanın yerleri diğer kabilelerden çok farklı. Yaklaşık 60 bin yıldır bu güzel adada yaşayan yerlilerle iletişime yüzyıllardır geçilemiyor ve bu yüzden de onlar hakkında çok fazla şey bilemiyoruz. Aslında Amazon yağmur ormanlarında ulaşılması zor olanlara gizlenmiş kabilelerin aksine aslında Sentineliler yüzyıllardır bilinen bir toplum. Fakat dışarıdan gelen bağlantı kurma çabalarını oklarla saldırarak uzaklaştırıp herhangi bir yabancı toplumla bağlantı kurmak istemediklerini yüzyıllardır açıkça belli ediyorlar. Adaya dair edinilen ilk bilgiler 1771 senesine dayanmaktadır. Britanyalı araştırmacı John Ritchie geçerken adada ışıklar görüyor fakat adada durmadan yoluna devam ediyor. Bu tarihten sonraysa ada kelimenin tam anlamıyla 1867 yılına kadar ortadan kayboluyor. 1867 yılındaysa Avrupalı sömürgeci gemisinin batması sonucu onlarca yolcu Kuzey Sentinel Adası'nda hayatta kalmaya çalışıyorlar. Bir süre sonra ise gelen kurtarma gemisiyle yolcular adadan kurtarılıyorlar. Bu olayın haricinde Sentinel Adası büyük ölçüde bakir kalmış. 1880 senesine kadar sakin bir hayat geçiren Sentinel Adası bu sefer Maurice Vidal Portman adındaki bir adam tarafından rahatsız edilmiş. 1880 yılında adaya giden ve etrafı gezen adam daha sonra 6 tane Sentinel yerlisini kaçırarak yanında götürmüş. Ancak bu insanlar dış dünyanın hastalıklarıyla hiç tanışmadıkları için anında hasta olmuşlar. Yaşlı adam ve kadın kısa süre sonra hayatlarını kaybetmişler. Bu olayın üzerine ise Portman 4 çocuğu hediyelerle Sentinel Adası'na geri yollamış. Fakat adayla alakalı yapılacaklar Portman için daha bitmemiş. Birkaç kez daha adaya ziyarette bulunan Portman, her gittiğinde yanında çok sayıda hediye de götürmüş. 1960'lı yıllara gelindiğinde ise Hint hükümeti Sentinel halkıyla bağlantı kurmaya ve bir belgesel çekmeye karar vermiş. 1967'de adaya düzenli ziyaretler yapılmaya başlanmış. Fakat bu ziyaretler adalılara hediyeler bırakıp oradan ayrılmanın ötesine geçememiş. Çünkü ada yerlileri her gördüklerinde Hint yetkililerine ok atmışlar. 1981 yılındaysa Primrose isimli Panamalı yük gemisi ada kıyısındaki resiflerde çakılı kalmış ve Sentinel yerlileri gemideki silahsız mürettebat kurtarılmayı beklerken üzerlerine ok yağdırmışlar. Primrose'un batık kalıntısı hala bugün Sentinel kıyısındaki resifte duruyor. Sentinel'e ise adı verilen Kuzey Sentinel Adası'nın sakinleri dış dünyayla neredeyse hiç bağlantı kurmuyorlar ve kurulması adına yapılan girişimleri de saldırılarla engelliyorlar.
Bu yüzden adalılara ait fotoğraflar genellikle uzaktan veya havadan çekilmiş fotoğraflardan oluşmaktadır. Bu olaydan 10 sene sonra ise Hint antropolog Madhumala Chattopadhyay yaptığı birkaç ziyaret esnasında adalılarla dostane iletişimler kurmayı başarmış. Fakat daha sonra ada halkını dış dünyadan geçebilecek olan hastalıklardan korumak için Hint hükümeti bu antropolojik gezileri durdurma kararı almış. Bu durdurma kararından sonra Sentinelliler arkadaş canlısı tavırlarından tekrar uzaklaşmışlar. 2004 yılında Hint Okyanusu'nda meydana gelen tsunami sonrasında bölgede incelemeler yapan helikoptere oklarla saldırmışlar. Hatta 2006 yılında adaya fazla yaklaşan iki balıkçının canını almışlar. Bu gizemli adanın yerleriyle alakalı bir başka ilginç noktaysa 2004 yılında Hint Okyanusu'nda meydana gelen tsunamiyi önceden tahmin edip adanın yüksek bölgelerine kaçarak tehlikeyi atlatmış olmaları. Bunun dışında Sentinel kabilesi tarım yapmıyor ve yüzlerce sene önceki toplumlar gibi avcı ve toplayıcı olarak yaşıyorlar. Günümüzde Sentinel Adası tamamen girişe kapalı bölge olarak tutulmaktadır. Bu hem ada sakinlerinin hem de ziyaretçilerin güvenliği için en doğru karar. Bunun dışında bölgede herhangi bir bilimsel gezi çalışması yapılmıyor ve Sentinel kabilesi modern toplumdan uzak olarak yaşamına devam ediyor. Amazon'un batı kısmında yaşayan Korubo kabilesi de medeniyeti reddetmiş bir topluluk. Onlar da en az Sentinel yerleri kadar yabani ve vahşi olmalarıyla ünlüler. Öyle ki Brezilya hükümetinin barışçıl temasına görevlilerden 7 tanesini döverek karşılık veren kabilenin aynı zamanda yeni doğan bebeklerin de canını aldıkları bilinmektedir. Devletse en sonunda bu kabilenin çok tehlikeli olduğuna karar vererek bölgeye girişi yasaklamış. Bunun dışında net bir dini inanışı olmayan Korubo kabilesi anaerkil bir şekilde kadınlar tarafından yönetilmektedir. Bunun dışında kabile üyeleri kendilerini korumak için kendilerinden uzun sopalar kullanıyorlar. Envira yerlileri de bugüne kadar hiçbir medeniyet görmeden yaşamışlar. Hatta 2008 senesinde tepelerinde bir uçak görünce neye uğradıklarını şaşırmışlar. Peru sınırına yakın Acre eyaletinde bulunan Terra Indigena Campa e Isolados do Envira adıyla anılan köylerinde yaşayan yerliler fotoğraflarını çeken uçaktan korkmuşlar. Hiçbir medeniyet görmeden yaşayan yerliler kendilerine zarar verecek bir şey olarak düşündükleri uçağa ok atarak karşılık vermişler. Peki siz dış dünyayla iletişimin tamamen kesildiği medeniyetten uzak bir toplulukta yaşar mıydınız? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.